Gifkoanaliz.com'dan selamlar. Yeni bir haftaya bugünle beraber Bursa ile başlıyoruz. Ee, çok garip hissediyorum gerçekten şu an video çekerken. Ee, bir açıklama yapmak gerekirse 5 gündür yorum vermiyorum zaten. Maalesef ki ben de ailemde yani koronavirüse yakalandık. Zor oluyor ama en azından ayakta geçiriyoruz. Bu bizim için mutluluk verici. Yani Twitter'dan olsun, Facebook'tan olsun gerekli açıklamaları yaptım ama en azından duymayanlar YouTube'da, en azından takipçiler veya işte sitede duymayanlar varsa en azından onlarla ilgili açıklama yapmış olayım. 5 ee, gündür hiçbir yerde yorum vermiyorum. Ee, en azından böyle ilk zamanlar çünkü böyle çok kafama taktığımdan ötürü kendimi at yarışına veremiyordum. Ee, o yüzden de sallamasyon boyunda vermek istemememden ötürü 5 gün kendi kendimi dinlendirme adına ara vermiştim. E, bu sırada zaten tüm üyelere 5 gün üyelik eklendi, e, herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için. Öyle çok çok bir şekilde 5 günde geçti yani sanki daha dün ara vermişim de şu an hemen e, daha ertesi günü gibi geliyor 5 gün geçti aradan. Şu an iyiyim, ailem de çok şükür iyi. Soranlara çok teşekkür ederim gerçekten yani bana bu inanılmaz mutluluk verdi. E, Twitter'da olsun işte Facebook'ta olsun özellikle üyeler olsun, takipçiler olsun yani maddi olarak bile yardım edebiliriz. Para ihtiyacın varsa para gönderelim veya başka ihtiyacım varsa gönderelim diyen çok fazla kişi oldu. Bu bana inanılmaz mutluluk verdi ve moral oldu diyebilirim. Umarım en kısa sürede atlatıp daha sağlıklı bir şekilde videolar çekerim. Bugün bursa yorumları olacak. Bu bursa yorumlarını YouTube kanalına da paylaşacağım. Hiçbir eksik olmadan. Video içerisinde hatam olursa kusura bakmayın. Çünkü daha dediğim gibi daha süreçteyim. Daha Perşembe günü pozitif çıktı. Bugün pazar işte, işte kaç oldu? Dört gün. Perşembe mi? Cuma mı çıktı? Günler o kadar karıştı ki abimin normalde Pazar e, pazartesi çıktık Ama biz test yaptırmadık. Odaları ayırsak bile bir türlü bize de bulaştı. E, biz de çarşamba veya perşembe günü test yaptık. Zaten o gün hemen sonuçlandı. E, pozitif çıktı. İşte bir 14 gün karantinada kalacağız biz de. Umarım atlatırız. Ee, tüm hastalara geçmiş olsun diliyorum burada çok da var zaten yakalanan sayılar da gittikçe artıyor ee, dikkat edin kendinizi koruyun size verebileceğim tavsiyem şu olabilir en azından bu konuda evinizde mutlaka e, plastik kap falan bulundurun ya yani yakalanmayanlar için en azından söyleyebilirim ne olacağını belli olmaz ee, bizim en çok ihtiyaç duyduğumuz şey o oldu ee, onu da dışarıda tanıdıklarımız giderdi ama Kendiniz bulundursanız ayrı kaplarda yemek yemek hemen çöpü atmak anlamında plastik kaplar çok işe yarıyor ee, bu tavsiyeyi verebilirim onun haricinde iyi beslenmek çok önemli şu an çok şükür iyiyiz umarım da daha iyi oluruz diyerek yorumlara başlıyorum birinci aldı yani ilgili yorum vermeyeceğim ee, ama tuttum birkaç tane at var onları paylaşıp ikinci aldı ilgili asıl yorumu vereceğim birinci aldı yani bulaşmayacağım ee, birinci aldı galiba kayana baktığımızda şartlı biraz zor ve denk isimlerin bir araya geldiği koşu diyebiliriz ki daha iyi isimler buraya denk gelmiş diğerine göre. Diğer koşuda bir iki tane sırttan at var. Ama burada e, burada katlardan hangisini alın mesela bir numara Angel of Kingdom alın diğer meydana koyun favori koşar. burada ee, buraya iyi isimler denk gelmiş o yüzden de bu şartlı biraz dikkat edin. Ama Ultima field Field'da Victoria olsun. 800 numara Özay Suzan Ana olsun bir numara Angel of Kingdom olsun bu chat özellikle dikkat çekiyor. Ama Bob Style onların 4 numara Black Rock gibi isimlerinde gelirleri var. Bu koşuya dikkat edin. 2. koşuya geldiğimizde ben burada 5 numara gül pembe e dikkat çekeceğim. Bu atı birkaç çerezli oynuyorum. fena da koşmuyor ama sonuca gidemiyor. Eğer startta çok fazla oyalanmazsa iyi koşar. Arada böyle start sorunları yaşadığı koşular var. Bir de burada 4 numara Lady Maya'ya dikkat edin. Çok ideal mesafesine geliyor bugün. Bakmayın son koşularında biraz mesafelerden de etkilendi. Bugün ideal mesafesinde Lady Maya'yı koşabilir. Ama Wind Power, Melina Hanım gibi isimlerinde de gelirleri var. Bunu da söylemek istiyorum. Hatta Power Bank bile yazılabilir. Ya ben burada 4 numaralı İzma ön planda önerebilirim sizlere. Çünkü baktığınız çok uygun grup bulmuş. Son yarısı 8. sonuncu olmuş gibi görünse de görüntüsü gerçekten çok iyi dağıtım ve öndeki koca bir türlü atlayamayınca sonuca gidemedi. <laughs> O yüzden de ben etkilendiğini düşünüyorum. Ee, çok fazla son yarışlarına ölçü almayı zaten Bursa'da hazırlanıyor. O yüzden de İzman iyi bir netice aldığını görebiliriz. Ben 4 numara İzman tutuyorum. Ee, dikkat edin derim. Şimdi gelelim bizi ilgilendiren kısma ikinci aldı koşularına. İkinci aldı ayanın ilk ayına geldiğimizde ben burada iki tane attan bahsedeceğim. Bir tanesi altıma Green Gift. Yarışa baktığımızda Drummer olsun, Grand Top olsun. Onlar önce Atakan abi olsun önde gidebilecek çok süratli atlar. Bir de bunlara erken bir şeyde katılabilecek isimler var. Bullhead gibi... Ondan ayrıca komşu erken hamle yapabilir. Tolga Yıldız faktöründen. Bu da en çok ama Green Gift'e yarar. Bu atın son yarışları çimde olsa da kumda da gayet iyi yarışları var. Ve sanırım bu at tek yarışında kumda kazandı. Hatırladığım kadarıyla. O gün de önde gitmişti. Sonra liderliği bir ata bıraktı. Sonra biraz önde atladı falan. Güzel bir koşu kazanmıştı. Daha sonraki yarışlarında önde gitmek yerine gerilerde beklemeyi tercih eden bir Green Gift var. Bugün tempoların yükseleceğini düşünürsek... Altıma Green Gift sonlarda sert bir sprintle gelip tüm rakiplerini avlayarak kazanabilir. Green Gift'e öncelik verelim. Daha sonra 7 ve komşu. Son yarışı kötü olsa da çok ezilmedi. Yani çok gerilerde bitirmedi yarışı. Bursa'daki performansı biraz daha iyi. Bugün baktığımızda iki tane 3 tane önde gidecek atın arkasında Tolga Yıldız konumlanıp biraz da aceleci davranmazsa ben komşunun bu grubu geçebileceğini düşünüyorum. Burada benim öncelikle tutum iki at altı ve 7. Dileyenler iki atla geçebilir. Ama bu ve bunun gibi gruplara ben çok fazla güvenmiyorum. O yüzden de sırasıyla 4 numara Bullhead, 5 numara Anita Black, 1 numara Alexandra Poli ve her ihtimale karşı beyaz bayrak aynı yapabilecek 8 numaralı Drummer diyorum. Ee, 6 7 önde 4 5 1 8 daha sonra ya yani 9 mu Ali Şah'tan korkuyorum bu starttan çıktığı gün kazanacak. Ee, eğer start sorunu yaşamazsa çok iyi koşar ben start sorunu yaşayacağını düşünerekten yazmadım. Ama dediğim gibi bir gün starttan çıkacak bu at ve çatır çatır yarışı kazanacak. O gün yarın olur mu bilmiyorum. Artık size kalmış. Çok yeriniz varsa Ali yazarak sigorta alabilirsiniz. Beşinci koşuya geldiğimizde ben burada üstüne basa basa bir attan bahsedeceğim. 4 numara King Victory. Ya King Victory'ye baktığımızda Bursa'da çok güzel bir ritim yakaladıktan sonra bu at ee, özellikle maiden'den çıktı yarış için söyleyebilirim bunu. Daha sonra farklı yarışlar denediler. Üçüncülüğü gayet iyiydi. En son yarışında İstanbul'daki yedincinde ilgililerin talimatı mı öyleydi? Birincisi Danyaka kendisi mi öyle bir taktik uyguladı bilmiyorum. Çok süratli kaçtı o gün. Anlamsızdı. Zaten bir yerden sonra durdu ve e, beklenen performansın altında yarışı bitirdi. Bu hattın başarılar elde ettiği yarışlar gerilerden geldiği koşullar. Yarışa da baktığımızda zaten çok sert tempo yapabilecek atlar var. Özellikle Ganimet'le beraber Black or White seri bir şekilde öne gelecek. 7 o dilim yandı da bunları yakın takip edecek ki bu grupta mutlaka bu öndeki tempoya katılabilecek atlar var. Alttaki isimlerden, ekürlerden birileri olabilir. Başka isimler olabilir. Ya bu tempo, bu yarışın yavaş tempoda gitme ihtimali çok düşük. Bu da en çok 4 numara King Victory'e yarar. Ben sonlarda yapacağı ataklarla beraber 4 numara King Victory'nin kazanmasını bekliyorum. Kuponu falçaksanız ben burada tek atmak istiyorum veya diyorsanız 4 numara King Victory deneyin. Bu ad büyük ihtimalle favori de çıkmayabilir. Ee, bülten yok elimde maalesef ki dışarı çıkamıyoruz. Ee, o yüzden de yani baktığım kadarıyla en azından internetten bültenlere favori de çıkmayabilir. King Victory oldukça böyle cazip tek olabilir. Yani tekleri şöyle düşünmeyin. AGF olmayacak. Tek AGF de olsa önemli olan çok böyle zorlu koşullarda veya insanların çok at yazdığı yere tek atmak. O yüzden King Victory'yi tek atmak size avantaj sağlayabilir. Bu atı önde değerlendirin. Daha sonra her ihtimale karşı 7 ama dilim yandı. Bir ay boyunca düzenli çalışması var. Zaten dilim yandığının performansı bu gruptan iyi. Yine kendine şans yaratabilir. Bir de 3 numaralı ganimet diyeceğim. Seri bir at. Yani kendisini önde zorlayabilecek bir black or white var. Her black or white'ten kurtulabilirse mesafe de uzun değil. Beyaz bayrak ayna yapabilir. 4 numara önde. 7 ve 3 rakipler. 6. koşuya geldi. Burası sürprize çok müsait bir yer. Buraya mümkün oldukça fazla at yazın diye tavsiyede bulunabilirim. Çünkü yarışın favorileri kim çıkabilir burada? 1 numaralı Kardeşcan. Ama Kardeşcan'ın yarışlarına performansına baktığımızda Kocaeli'ne daha iyi koşan bir kardeşcan var. Ve Bursa'da çok çok iyi performans sergiliyor. Bu bariz bir şekilde ortada. Diğeri kim favori çıkabilir? Çaltepe. 4 gün önce koştu. Diğeri kim favorilerden biri çıkabilir? Toros'ta. Ya babam medet gibi bir at var önde gidebilecek ve öndeki tempoya katılabilecek birkaç tane daha isim var. O yüzden Toros Dağı'na zorlayabilirler önde. Yarıştaki favorilerin birçoğunun dezavantajları var. Bu da diğer atlara yarar ve zaten bunlar Arap atı. O yüzden de bu koşuda ters bir sonucun, sürpriz bir sonucun çıktığını görebiliriz. Ben burada ilk şansı 5 numaralı Sur Şahin'ine vereceğim. Yani yarışa baktığımızda Torosta ile beraber Babam Vedet önlere seri bir şekilde gelecek bu iki at. Yani ikisinde olmazsa olmazı liderliği isteyecek olmaları. Ee, o yüzden de sert bir tempoya girebilirler. Bundan arkasında hiçbir şekilde ettiği sütüye karışmadan sur şahini bekleyecek. Zaten bu atın Bursa performansı iyiydi. Daha sonra Ankara yarışında Erken yürüdü bana göre ve e, kazanamazdı belki ama en azından daha iyi netice alabileceği bir yarışı gerilerde tamamladı. Bugün ben Mustafa için çok acı davranmadan öndeki iki hattın arkasında çok sabırlı bir şekilde bekleyip viraj dönülür dönülmez diğer atlar amle yapmadan önce Surşahin'in öndeki simlerden çok da zorlanmadan kurtulmasını bekliyorum. Zaten buradan sonra yapması gereken şey yarışı bitirmek olacak. Bence Surşahin'i e çok iyi koşar yarın dikkat edelim. Daha sonra bir numara Kardeşcan. Bursa performansını ne kadar beğenmesem de gidişat çok lehine. Öndeki sert tempoda Kardeşcan'ın sonlarda iyi geldiğini görebiliriz. Her ihtimale karşı Toros daha bitirebilir. 4 numaralı Çaltepe 4 gün önce koşmuş olsa da e, çok yıpranmadı bana göre. Çok böyle efor sarf etmedi o gün. E, bugün Bursa'da kazanabilir. 3 numaralı Berat Bey son yarışında fena görmedim görüntü olarak söylüyorum. Ee, bu at zaten uzayan mesafe daha iyi koşuyor. Yani favorilerin bir çoğunun eksik olabileceği e, durumlar var. O yüzden bu da 3 numaralı Berat Bey e çok yarar ve sonlarda iyi gelebilir. 10 numaralı My Salton ve 7 numaralı Atik Soylu'yu da yazarak burayı 5 numaraya dikkat edin iyi koşmasını bekliyorum. 5-1-6-4-3-17 e, sıralamasıyla geçiyorum. 7. koşuya geldiğimizde bence şartlar çok çok fazla bir şekilde Ekim Ali Lucky Justin'ın lehine. Ayşen Baba sert bir şekilde öne gelecek bir numaralı e, ee, Sea Breeze olsun, Maggie olsun, Overt olsun onu yakın bir şekilde ee, kovalayacaklar kovalacaklar ve tempoları olabildiğince yükselteceklerdir. Geriden gelebilecek hatta da baktığımızda Lucky Justin ciddi anlamda sırıtıyor. Yani kompiste çok iyi yarışlar ardarda kazandı. E, baktığımızda Bursa'da kazandığı yarışta çok kötü değildi grupta oldukça e, çok üst düzey isimler yok. En azından kum performans söyleyebilirim. Ben Lucky Justin'ın sonlarda sert gelip bu rakiplerini geçmesini bekliyorum. Lucky Justin'ı bir adım önde değerlendirin. Dileyenler de tek olarak bile değerlendirebilir. Daha sonra altıma Vector. Ya, orijinal kuma da bence koşabilir bu at. Yani ne kadar çime daha yatkın bir ki. Anne tarafından Momentum'dan e, çime daha gibi görse de ben kumda da bu hattan iyi koşullar bekliyorum. Ya tempolar zaten yükselecek. Bu da altıma vektora yarar. Daha sonra 7 malı Angel of Love, 5 numaralı Sea Breeze yazarak burayı 4 atla geçebiliriz ama mutlaka önceliği 2 numaralı Justin'a verin. Daha sonra 6, 7, 5 yazarak 4 atla buraya geçebiliriz. 8. koşuya geldiğinizde burada Yedirmat Telmi Boyu bugün Bursa'da ikinci altı için banko olarak öneriyorum. Yani yarışa baktığımızda ben özellikle böyle şartlı bir yarışlarda uzun galoplar benim için çok çok önemlidir. Telmi Boya baktığımızda da iki tane maiden'la da diğer şartlı bile de kıyasladığımızda ya yani çok ciddi anlamda başarılı, iyi bir uzun galopu var. İdman görüntüsünü veya atın bir görüntüsünü görebilseydim daha emin konuşurdum ama Yaptığı özellikle uzun gavaplarla dikkat çeken bir isim özellikle 1.02'lere kadar indirmesi sonları iyi geçmesi bu oldukça atın e, fotoyu diri geçtiğini veya sonlarda iyi gelebildiğini gösteriyor ki 1.02 zaten grubun diğer şartlarına da baktığınızda 1.03'ler var. O yüzden de ben Telmi boyun gerçekten iyi bir at olduğunu düşünüyorum. Eğer idmandaki çalışmalarını yarışa yansıtırsa çok dikkatimi çeken bir da olmadı bu grup için söylüyorum. Ben 7 Telmi Boy'un kazanmasını bekliyor. Bugün Bursa'da ikinci aldığı için banko olarak öneriyorum. <laughs> Son koşuya geldiğimizde burada bir tane alternatif tek vereceğim. Daha sonra sıralamamı paylaşacağım. O da bir numaralı çelik mavi. Ya yani çelik mavinin Çim, kum ayırt etmeden çok iyi yarışları var ve ya bugünkü grup gerçekten çelik maviye göre çok çok uygun. yani son yarışta ne kadar kötü olsa da bence bundan daha uygun bir grup bulamaz. Zaten önde de çok fazla zorlayacak bir isim yok. Gidebilecek atlar var. Mor yağmurdan bahsedebiliriz başka isimlerden ama bunlar çelik mavi kadar seri atlar değil. Eğer Aprans çok ciddi bir hata yapmazsa ben bir numara çelik mavinin beyaz bayrak aynı yaparak kazanmasını bekliyorum. Ama oldu da Çelik Mavi önde zorlarsalar veya liderliği alamazsa o zaman da işler karışır. 4 numaralı Özburgaz sonlarda iyi gelebilir. 2 numaralı Çılgın Ejder'in fena bir performansı yok. 3 numaralı Fadik. 5 numaralı Demir Pençe arası olsa da iyi azıklarla geliyor. Ters bir dönüş yapabilir. 6 numaralı Güçlü Kan. Ve 7 numaralı Mor Yağmur ki. Mor Yağmur'un zamanında kumda. Roman olur geçtiği bir koşu var oldukça böyle aklımda kalan iyi bir performans olarak aklıma kazdığım bir yarıştı. Ee, o günden sonra bir türlü kendisini toplayamasa da yani grupta zaten çok üst düzey isimler yok. O yüzden de 7 e Mor Yağmur'un ben sürpriz bir sonuca imza atabileceğini düşünüyorum. bir numara alternatif tekim 4-2-3-5-6-7 rakipler diyerek Bursa yorumlarını tamamlıyorum. Akşam da Kocaeli var. Kocaeli ile ilgili yorumları sitemizde paylaşırım. Büyük ihtimalle Salı günkü yorumları da YouTube kanalına atarım. Umarım bu süreci beraber en az asarla atlatırız. Kendinize çok dikkat edin. Sağlığınıza dikkat edin. Kendinizi koruyun mümkün oldukça. Şu an zaten ciddi anlamda yayılmış durumda. Korumaktan başka şansımız yok ya kendimize. Maalesef ki ben de yakalanmam yakalanmam veya kendimi koruyorum diyordum ama maalesef ki bizim de başımıza geldi. Önemli olan sağlıklı bir şekilde atlatabilmek. Umarım bunu da başarırız. Herkese iyi dileklerinden ötürü, mesajlarından ötürü çok teşekkür ederim buradan. Ee, i̇yi insanlar biriktirdim ben. Yani tahmin mesela çoğu tahminci şöyle bakıyor insanlar sahtekar dolandırıcı falan şeklinde ee, ama ben iyi insanlar biriktirdiğimi İyi insan, iyi takipçiler kazandığımı düşünüyorum ki her zaman da bunun peşinde koştum. O yüzden de çok mutluyum. Böyle dönüşler almak, böyle zamanlarda benim için çok mutluluk verici. Tekrardan herkese teşekkür ediyorum. Aranızdan da ayrılıyorum daha da fazla fuzatmayayım. Bir sonraki yoruma kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.